Herkese merhabalar. E, şu an Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 124. günündeyiz. Ve ben de elimden geldiğince bu yani neler oldu son günlerde Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında onu hemen anlatacağım. E, çeşitli notlarım var. İlk notum, Ukrayna'nın elinde sadece Lysijansk e, kenti kaldı. E, bu Lysijansk e, kenti Severodonetsk şehrinin yaklaşık e, bir bir kilometre e, uzağında. arabayla e, 20 dakika civarında sürüyor e, yürüyerek bir de bir e, saat 43 dakika bir sürede e, Severo Donésque'nin Sicilyanska e, e, gidebilirsiniz e, Sicilyanska gidebilirsiniz e, şimdi savaşın yani e, şöyle diyeyim savaşın kritik üssü Son günlerde Severodonetsk şehriydi. Ve bu Severodonetsk şehri de düştü. Artık e, Ukrayna'nın önünde az önce de dediğim gibi ya da en başta dediğim gibi sadece Lysijansk kenti kaldı. Ve Rusya artık yönünü Lysijansk kentine çevirir diye düşünüyorum. E, tabii şöyle bir şey de var. E, bu iki şehrin ortasına bir nehir geçiyor. Nehrin üstünde de köprü var. Ben Ukrayna ordusunun bir e, bu köprüyü yıkacağını tahmin ediyorum ki geçiş e, Rus ordusunun geçişsiz geçişi zorlansın. Eee tabii bu sadece köprü yıkmakla kalmaz köprünün yakınlarında bir e, sağlam bir topçu e, topçu mevzii oluşturur. Böylece Rusya'nın kuracağı seyyar köprü veya hut e, taşıma birliğini, tankları, piyadeleri, topları Taşıma e, aracını Vurabilir diye düşünüyorum Ve böylece Rusya ordusuna çok fazla kayıp verir Diye düşünüyorum Bu arada ben hani askeri uzman falan değilim Sadece bunun tahminlerimi söylüyorum Ve olanları söylüyorum Bunu da en baştan e, belirteyim e, İkinci önemli notumuz Almanya'da G7 Toplandı ve bu toplantıya <laughs> AB'de Çeşitli üyeler gönderdi e, Bu G7 dün, e, Bilmeyenler için söyleyeyim gelişmiş 7 ülke demek. Tam üyelerini bilmiyorum. Ee, ama yanlış hatırlamıyorsam Amerika, İngiltere, Almanya, bir de Fransa vardı. Bir de Japonya vardı. Öyle bir ülke vardı. Bu ülkeler dünya ekonomisini domine eden, dünya ekonomisinin başını çeken ülkeler ve buradan da yeni yaptırım kararları çıkmış diye biliyorum ben. Ee, bu yeni yaptırım kararları uygulanırsa Rus rublesi daha da değer kaybedebilir. Özellikle şöyle diyeyim, Rusya hani e, ekonomik olarak e, doğal kaynaklara bağlı bir ülke ve doğal kaynaklara bağlı olduğu için ekonomisi çok çabuk sarsılabiliyor. Tabi avantajı da var doğal kaynaklara bağlı olduğu için öbür ülkeler Rusya'nın eline bakmak zorunda. Mesela görüyorsunuz biliyorsunuzdur e, yani savaşın ilk başlarında. Amerika ve Avrupa'da büyük bir tedirginlik vardı işte ya doğalgazsız kalırsak ya suyumsuz ya da bunsuz kalırsak diye tedirginlikler vardı. Hatta Bulgaristan ve Macaristan yanlış hatırlamıyorsam bunlar e, AB üyesi ülkelerdi galiba. AB ya da NATO üyesi ülkelerdi. E, bunlar Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarda biraz çekingenlik kaldılar. Pardon. Bulgaristan çekingen kalmadı. Macaristan Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarda çekingen kaldı. Çünkü Rus gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha da bağımlı ve bu savaşı hani e, nasıl diyeyim hazırlıksız yakalanmışlardı. O depoların depoların yani doğal gaz doğru doğal gaz depolayamamışlardı. Öyle bir sıkıntısı var e, Avrupa'nın ama Avrupa bunu aşma konusunda yine alternatifler bulmak e, yine alternatifler bulma yolunda. Bu alternatifler neler olabilir? Norveç gazını ve petrolünü kullanabilir. Azerbaycan gazını ve petrolünü kullanabilir. Ve hani bu alternatif bulma çabaları devam ediyor ve fikrime göre bu savaş bir 10 yıl daha geç çıksaydı temiz enerji, yenilenebilir enerji olayından bu Avrupa ülkeleri de hani bu ambar e, ambargo konusunda bu kadar tereddüt etmezlerdi diye düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem budur. Tabii yani doğru da çıkabilir, yanlış da çıkabilir, tartışabilirsiniz. Ee, Dışişleri Bakanı yani Ukrayna Dışişleri Bakanı e, burada e, Amerika'da Avrupa'dan yeni silahlar istedi ve yaptırımların daha da ağırlaşmasını istedi çünkü Doğu Ukrayna'nın yani Doğu Ukrayna'da kritik bir şehir olan Severodonetsk düştü ve bildiğim kadarıyla Luhansk yani ve bildiğim kadarıyla Donetsk e, bölgesinin tamamı Rusya hakimiyetinde e, ve hani şöyle diyeyim bu artık savaş öyle bir noktaya geldi ki Doğu Ukrayna'yı ele geçiren savaşı da kazanmış sayılacak. Doğu Ukrayna çok kritik ve Doğu Ukrayna'da Ukrayna güç kaybetmeye başladı, başladı. Rusya'da güçlenmeye başladı. Bu yüzden eee Dışişleri Bakanı yani Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı yeni silahlar istemiş olabilir ve yaptırımların daha da ağırlaşmasını istemiş olabilir. Tahminleri bu yöndedir. E, Ayrıca e, diğer şimdi şöyle bir şey de var. Ukrayna Rus kayıplarını açıkladı. Bu açıklananlara göre 34.158 e, Rus askeri öldü. 5, 532 tank imha edildi. 217 uçak düşürüldü. 180 helikopter de düşürüldü. Ve hani şöyle ilginç bir durum var. Normalde ülkeler yani savaşlarda ülkeler kendi kayıplarını kendi açıklar. Ama burada tam tersi oldu. Ukrayna kayıplarını suya açıklıyor, Rus kayıplarını Ukrayna açıklıyor. Ve bu da biraz e, yani bu verileri güvenilmez kılıyor. E çünkü düşman bu yani. Yani şöyle diyeyim. Rusya gözünden Ukrayna düşman, Ukrayna gözünden Rusya düşman. Yani sayılar abartılıyor olabilir. Gerçekçi rakamlar verilmiyor olabilir. Piyasa e, piyasa diyorum pardon. E, e, o e, kamuoyuna yanlış rakamlar yansıtılabilir. Ama hani bizde yani Rusya doğru düzgün açıklama yapmıyor. Bu yüzden biz de Ukrayna'nın verdiği e, verilerle yetineceğiz. Tabii şöyle bir şey de var. Bu e, Ukrayna ile ilgilenen yani e, Ukrayna'yı işgal etmekle, ele geçirmekle görevli olan Rus ordusun Rus ordusu için çok büyük bir çok büyük bir kayıp. E, Ruslar tabi dünyanın en güçlü ikinci dünyanın en güçlü ikinci ordusuna sahip ve dünyanın en iyi 13. ekonomisi diyebiliyorum ben. E, bu yüzden hani Ruslar kayıplarını bir şekilde telafi edebilir. Ama Ukrayna yani e, Batı'dan ve Amerika'dan gelen e, silahlara, desteklere muhtaç. Bu yüzden yani dışa bağımlı bir ülke. Bu yüzden Ukrayna'yı bir biçimde sıkıntıya sokuyor. O. E başka bir olaya geldiğimizde, e, Rus Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre 2-3 gün önce 70 tane Polonyalı paralı asker Ukrayna'da öldürülmüş. Tabi bu, bu paralı askerler dünyanın her yerindedir. İşte Libya'da da e, Wagner var. E, Rus paralı askerleri. Yanlış hatırlamıyorsam Suriye ve Irak'ta da Rus paralı askerleri görev yapıyordu. Yani bu paralı askerleri dünyanın her tarafında bulabilirsiniz siz. E, yani bu yüzden e, ben Ukrayna'da paralı askerlerin e, ölü bulunmasına pek şaşırmıyorum. Ve Zaten Ukrayna'da hani savaşın başlarında demişti kardeşim benim tarafımda savaşına 2000 dolar vereceğim ki bence bu miktar daha da artmıştır çünkü savaşın şiddeti de arttı 2000 dolar para vereceğim üstünde bir de tüm silahlarını efendime söyleyeyim o e, zırhlı e, balistik kasklarını balistik yeleklerini ben karşılayacağım demişti yani bu yüzden paralı askerler gidebilir Ukrayna'ya ona pek şaşırmayayım onun dışında e, Rusya ve Belarus dedik ki dedi ki, ka, e, dedi ki biz gübre teminatı yani tüm dünya çeşitli sesleniyoruz. Gübre teminatını biz sağlamaya devam edeceğiz. Rusya ve Belarus olarak dedi. Tabi bu neden önemli? Şimdi dünyada artık bir küresel gıda krizi var. Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden. Küresel bir gıda krizi var. Ve Belarus Rusya'da dünyanın en önemli gübre tedarikçilerinden biri. Ve biz gübreyi tedarik etmeye devam edeceğiz dediğine göre hani bu e, gıda krizinin bir biçimde aşılacağına bir işaret olabilir. Ama hani yine güzel bir hamle. Tam bir şey söyleyemiyorum. Ben de bu konuların Osmanlı değilim. Sadece meraklısıyım. Onun dışında e, şey Rusya kendine düşman olan ülkeleri açıkladı. E, bunlar bu ülkeler ABD, tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Ukrayna, Karada, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, List, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Federal Cumhuriyeti, evet, sadece Mikronezya yazmışlar, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan. Ee, Tabi bunlar e, savaşın başından beri Rusya'ya muhalefet muhalif olan ülkeler. E, yani savaşa ciddi bir biçimde karşı çıkan ülkeler. Bu yüzden bu ülkelerin e, düşman ülkeler kategorisine alınması pek şaşırt e, Onun dışında ha, ABD Başkanı Joe Biden dedi ki kardeşim biz bu Rusya'da e, altın ithalatını durduracağız dedi. Şimdi bunun şöyle önemli bir kısmı var. E, belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. E pardon. E, ülkeler kendi merkez bankasının rezervindeki altının değeri kadar para basarlar. Bu altın değerinden daha az para basarlarsa piyasadaki para kıtlığından dolayı para değer kaybeder, enflasyon olur. Yani enflasyon çıkar. Eğer e, yani para e, o altın Re, e, altın rezervinin değerinden daha fazla para bazarlarsa da piyasaya karşılıksız para sürmüş olurlar. Bu yüzden eee devalüasyon olur ve para gene değer kaybeder. Ve e, yani bu Amerika'da e, işte bu altın e, altın ambargosunu Rusya'ya altın ambargosu uygulayan ülkeler, çok affedersiniz cümleyi kuramadım az önce. Rusya'ya altın ambargosu uygulayan ülkelerde bir ekonomik kriz çıkarsa bu ekonomik krizi aşmanın kolay yolunu bunlar tek üstünü çizmiş olurlar. Çünkü bir ekonomik krizle karşılaştığınızda ya para basarsınız, karşılıklı para tabi. Daha da ekonomi daha da kötüye gitmemesi için karşılıkla para basarsınız ya da piyasada güveni sağlayıp iç ve dış yatırımcıyı kendi ülkenize tekrar çekersiniz tekrar üretimi canlandırmaya çalışırsınız. Tabi bu ikinci yol daha uzun bir yol ve bu hani e, altın ambargosuna katılan ülkeler yani ABD başlattı Avrupa'da da e, bilim kaderiyle G7'de bu ambargoya katılacak. Ee, ve hani bu ambargoya katılan ülkelerde bir ekonomik kriz çıkarsa, büyük bir ekonomik kriz çıkarsa e, bunlar bu biraz zor yolu. Yani biraz zor yollardan bu ekonomik krizi atlatırlar diye düşünüyorum. Ayrıca e, şöyle bir şey de var. Moldova'ya yani AB tarafından Moldova'ya aday e, aday ülke statüsü verildi şöyle önemli. Şimdi Ukrayna'nın tamamı işgal edilirse Rusya tarafına sıra Moldova'ya gelecek. Bunu biliyoruz. Çünkü Belarus Başkanı e, Lukashenko e, e, bir tane canlı yayın sırasında bir harita gösterdi. Haritada Moldova ve Ukrayna Rus toprağıymış gibi gösteriliyor. Tabi Ukrayna'yı hani görünce şaşırmadık. Yani ne de olsa savaştalar ve Rusya net ben bunu ele geçiririm gözüyle bakıyor olabilir. Moldova'ya şaşırdık. Ya şaşırdık derken yani genel olarak dünya kamuoyu şaşırdı. Ya çünkü Moldova ile Rusya'nın arasında böyle çok bir diplomatik gerginlik olmadı son, son yıllarda diye biliyorum ben. Ama şöyle bir şey var. Burada tam böyle şuralarda bir transit niyester bölgesi var. Bu bölge sıkıntılı bir bölge. Moldova bağımsızlığını ilan edince e, bağımsızlığını ilan edince demeyeyim dur bir dakika. Moldova galiba so eski Sovyetler ülkesiydi aynı. Moldova bağımsızlığını ilan edince bu Transnistria bölgesi ayrıldı e, bağımsız oldu. Bu, bu Transnistria'da iki ülke tanımaktadır. Bir de Dağlık Karabağ ki Dağlık Karabağ diye bir ülke kalmadı. İkincisi de Güney Rusya. Bu Güney da sadece Abhazya ve e, şey e, Rusya tanıyor. Bu yüzden yani dünya genelinde pek tanınır bilinir bir ülke değil. BM'ye üye e, BM'ye üye, üye bile değil. Ama burada Rusya'nın e, komünizmle yönetilen bir Rusya'nın yanlısı hükümet var. Ve hani Rusya ileride Ukrayna'nın tamamını ele geçirirse ben Moldova e, ama de alıyorum. Al, e, yani Transnistri'yi alıyorum ayağını. tüm Moldova'yı da ele geçirebilir. Öyle bir sıkıntı var. AB de bunu istemez. Rusya'nın daha fazla güçlenmesini, AB NATO falan istemez. E, adı ülke statüsü verilmiştir. Bir de e, 12 adet yani bir de şu bizim TB2 SEA'larımıza bakalım. Şimdi e, tahmini olarak Rusya'da 20, e, 20 civar TB2 SEA var. Bunların 12'sinin düşürüldüğü düşünülüyor ya yani tahmin ediliyor. Bu 12'nin 9'u savaşın başlarında. Tabi bu veriler ne kadar güncel de değildir onu bilemem. Çünkü hani bu tahminleri yapılalı falan yani bu 9 tane düştü pardon 12 tane düştü tahmini yapılalı falan bir ay oldu. Evet. Bu 9 tane TB2 savaşın daha başlarında veya ortalarında Ukrayna'nın kendi İHA üssünde daha havalanmadan Rus füzeleriyle vuruldu. Yani hangardayken vuruldular. Bu 9 tane TB2. 3 tane TB2 de savaş sırasında düşürüldü. Ee, bakıyorum. Videomuz 14 dakika oldu. Ee, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada tekrardan belirtiyorum. Ben bu işin uzmanı falan değilim. Yanlış yani meraklı ve size olanları e, anlatmaya çalışıyorum. Ve bunları elinden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum. Umarım e, herhangi bir yanlış bilgi vermemişimdir. E, herhangi bir sizi bir konuda yanıltmamışımdır. Veya ha, yanlış bir yorumda bulunmamışımdır. E, ve hani böyle bir şey yaptıysam da hepinizden özür dilerim. Eksiklikleri, gediklikleri, eksik gediği. E, yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.